Anadolu Partisi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde alanlara indi. Kadınlara uygulanan şiddeti kınadı ve farkındalık yaratabilmenin eğitimle sağlanacağını belirterek gökyüzüne 81 tane barış güvercini bıraktı. Parti üyeleri ve birçok vatandaşın da katıldığı Antakya Ulusal Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şiddet ve tecavüz sonucu hayatını kaybeden kadınlar anıldı. Taşınan pankartlar ve dövizlerle şiddet lanetlendi. Burada bir takım açıklamalarda bulunan Anadolu Partisi İl Başkanı Fisun Bilgin, kadına yönelik şiddetin gergin gidişatını takip ettiklerini ifade ederek duruma sessiz kalan siyasileri kınadığını belirtti. Bütün siyasi liderlerimizi de bu konuda toplumun bakış açısını değiştirmek üzere duyarlılığa davet ediyor. Açıklamasında güvercinlerin tutsak olmadığını belirten Bilgin, güvercinler kanatları kırılarak karanlığa hapsedilir. Ayaklarına prangalar takılarak sahipleri tarafından ıslah edilir. Sebebi ise komutlara itaat ve gösterileriyle sahiplerinin egolarını tatmin etmek. Erk bakış açısı ise çoğu zaman sadece suçlu görülmemek için öldürmüyor. Aslında suç oranının toplumun bakış açısı ve eğitim kültürünün aynası olduğunu hepimiz bilmekteyiz şeklinde konuştu. Kadınlar korkutularak, sindirilerek, yarım kadın sayılarak evlere hapsedilmemeli. Bilgin, kadına şiddet gitgide artmaktadır. Geçilen her yıl içerisinde öldürülen kadın sayısı 350, 2015 yılında ise öldürülen kadın sayısı 51'dir. Darp edilenler ise 53'tür. Peki ya görülmeyenler, bilinmeyenler, töre adı altında katledilenler, intihar süsü verilen kadınlar, baskıyla susturulanlar, namussuz damgası yememek için tecavüz durumunu saklayan kadınlar? Bunun için neler yapılıyor? Ne gibi önlemler alınıyor? Bir tecavüzcü ise o saatte dışarı çıkmamalıydı. Namuslu kadınlar gece sokağa çıkar mı sözleriyle durumu cevaplıyor dedi. Bilincimize hapsettirilen bu olgunun kırılması ve önce eğitimin aile içerisinde başlamasını diliyorum. Yapılan konuşmalar ardından parti üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin 81 il adına barış güvercinlerini gökyüzüne bırakarak kadına şiddetin son bulmasını diledi.